Herkese yeniden merhaba. Havas kariyerimizin ikinci bölümündeyiz. Suudi Arabistan Cidde caddelerinde olacağız. Bahreyn'de sezon açılışında 12. olmuştuk. Takım arkadaşımız Hulkenberg 10. olarak takıma 1 puanlık katkı yapmıştı. Şimdi sıralama turlarıyla başlıyoruz. Burası oldukça hızlı bir pist. O yüzden aracımıza çok fazla uyan bir pist değil ama yine de elimizden geleni yapacağız. En azından bizim için bir deneyim olacak. Öbürdeki ikinci turumuzdayız. İkinci sektöründe sonuna geldik. 0,4 daha yavaşız. Tosun odadan. Aracın downforce ayarını biraz yüksek tuttuğumuz zaman düzlüklerde yavaşlıyoruz. Downforce ayarını düşürdüğümüz zamansa virajlarda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bunu dengelemek için çok sayıda antrenman yaptık. Ve 19. sırada 2,2 saniye farkla noktalıyoruz. Q1'de elendik böylece bizim için sürpriz değil. Bakalım yarışta neler gelecek başımıza. Elimizden geleni yapacağız yine. So let's take a look at the topographical map of the Jeddah Street Circuit. As you can see, a number of challenging corners for the drivers to master here. 6,1 kilometre, 27 dönüşlük Cidde cadde pisti. İyi bir araçla çok zevk alabileceğiniz bir pist. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start Max Verstappen pole pozisyonu alıyor. Leclerc ikinci cepte. Perez, Hamilton, Sainz, George Russell, Lando Norris, Piastri, Alonso, Gasly ilk onu tamamlıyor. Ocon, Bottas, Stroll, Ricardo, Joe, Hülkenberg, Albon, Tsunoda 19. sırada biz varız ve Logan Sargeant da son cepte son sıradan start alacak Williams ile. As always, to talk you through the action, why don't we kick off by discussing Max Verstappen? Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position, but are they going to be able to hold on to the lead into the first corner with so many quick starters around them? And let's see who's able to keep their tyres in that temperature sweet spot early on. You've got a great tyre warmer underneath your right foot, and the drivers need to make the most of that on the formation lap, lest they see themselves skating wide at turn one on cold rubber. The formation lap gets underway and every driver will be looking to settle in for the race ahead, making sure that their car is ready for the battle once the lights go out. We're almost ready to start the race as the cars take their positions on the grid, with the drivers and teams formasyon turu da tamamlamak üzere. Herkes griddeki yerini aldı. Bu güzel mücadele başlamak üzere. 5 kırmızı ışık yanıyor. Sönmesiyle start verildi. Albon biraz yavaş kaldı orada. İlk viraja doğru yaklaşıyoruz. Biraz daha temkinli gideceğiz. Bakalım Williams'ın önünde kalabilecek miyiz derken önümüzde kalıyor. Albon
Bir sıra kazanarak başladık. Şimdi önümüzde Albon var. Aracın lastikleri tüketme hızı o kadar şiddetli ki bu pistte tek pit stop yapmak için uğraştım, plan yaptım, ancak büyük ihtimalle çift pit stop yapacağız. Bir aksilik olmazsa lastiklerle ilgili güncelleme de getirmemiz şart. Düzlüklerde biraz öndeki araçlar fark açabilir. Ancak virajlarda biraz da olsa yaklaşabiliriz. 3. turun sonunda DRS'den koparsak bir daha yakalamamız zor. Tarafta küçük bir karmaşa var. Verstappen liderliğini koruyor. Ön tarafta farkı korumaya çalışıyoruz. DRS mesafesinden kopmamaya çalışıyoruz. Arka taraflarımızda biraz mesafe var. Dengeyi koruyabiliyoruz şu anda arka tarafla. Şimdi start finish düzlüğüne çıkıyoruz. DRS'ler de açılıyor. Sargent şu anda dibimize kadar girdi. Tsunoda da 2,5 saniye arkada kaldı. Sargent'la bu mücadele bizi Albon'dan kopartıyor. Sargent da şu anda önümüzde kaldı. İçeriye doğru bir bakış attık. Dışarı taraftan güzel bir atakla yerimizi korumayı başardık. Tekrarına bakıyoruz. Sargent burada bizi oldukça zorladı. Hatta Albon'dan koparttı. İki saniye fark oldu ve ön grup birbirinden DRS alarak ilerliyor. Arka tarafta da farkı açtık şimdi. 6. tura girdik. Aracın sürüş hissiyatı yaptığımız setup'tan dolayı çok güzel, zevk veriyor. Ancak araç hızlanamıyor. 12. turda lastiklerimiz artık %35'leri geçti. Bunları takacağız ve 30. tura kadar bu lastiklerle idare edeceğiz. Sonra sert hamurlara geçeceğiz. Medium sert veya
Sert hamurdan orta hamura diye tek bir stop düşündüm ancak lastiklerin ömrü yetmiyor. Tek bir stop için. Şimdi Sargent pit alanında onu geçeceğiz. 19. sıraya yükseldik. Tsunoda da daha pite girmedi henüz. Şimdi Joe pitte. Önümüzde dönebilir. Tsunoda ile farkı azalttık. Ve Joe da önümüzde dönüyor. Ve evet, Tsunoda pit stopta 18. sıraya kendi yerimize geri döndük pit stop'tan sonra. Dışına taştık biraz ancak geri dönmeyi başardık. 22. turdayız. Joe fark açtı. Bu yarış biraz arka sıra yarışı olacak. Araca adapte olmak için aslında güzel bir deneyim. Önümüzde sarı bayraklar var. Spin atmış Joe. Joe spin atmış, onu geride bıraktık şimdi. 17. sıra. Joe spin atmış bir vaziyette önümüzde duruyordu. Sargent da geçti onu. Dört tur sonra yeniden yetişti Joe bize. Sargent'ı geçti şimdi. Bizi de geçiyor. DRS ile. Şimdi biz ondan DRS almak için biraz frene dokunduk. Şimdi biz DRS alacağız. Bakalım kaybettiğimiz sırayı geri alabilecek miyiz? Dışarıdan şimdi bir atak yapmaya çalışıyoruz. Küçükte lastik lastiğe bir temas. Yan yana gidiyoruz. Şu anda biz daha hızlıyız. İki Ferrari motorunun kapışmasının galibi biz oluyoruz şimdilik. Yine DRS ile geldi. Rahat bir şekilde geçti. Şimdi de biz DRS alacağız. Nico's coming in for his stop now. Dış taraftan atak yapmaya çalıştık ancak iyi kapattı. DRS yeniden bizde kaldı. Pit stop aralığımızda yaklaşıyor. Hülkenberg bitti. Bu sefer start finish düzlüğünde daha rahat bir şekilde geride bıraktık. Hülkenberg'i de geçiyoruz. 16. sıra. Joe yine peşimizde. Hülkenberg de öyle farkı kapattı. Pit stop'tan sonra iki araç da peşimizde. Hülkenberg yanımızdan rüzgar gibi geçti. Ancak DRS alıyoruz. Joe'ya karşı bir koz elimizde. Hülkenberg çok hızlı şu anda. Taze yumuşak lastikleriyle. Joe DRS'imiz olmasına rağmen çok büyük bir hız farkıyla geldi ve geçiyor bizi. Direnmeye çalışıyoruz dış taraftan. Ancak önümüzde kalmayı başardı Joe. Şimdi dışarıdan geliyoruz yine. Ancak yine önde kalmayı başarıyor. Bu kötü günleri geride bırakacağız. 30. tura doğru ilerlerken son pit stopumuz için geldik.
Sert hamurlara geçeceğiz. Jimnastik hamurlarını da denemiş oluyoruz böylece. Normalde burada bir güvenlik aracı gelirdi. Güvenlik aracı gelmeyince daha da gerilerde kaldık. Şu anda son sıraya kadar düştük. Mavi bayraklar sallanıyor arkamızda. Yol veriyoruz. Bir de Mercedes var. Leclerc ile Russell geride bıraktı bizi. 2 ve 3. sıradalar. Sargent gitti. Onu geride bıraktık. 19. sıra. Tsunoda pit stop'tan sonra yaklaştık. Şimdi Tsunoda'dan DRS alıyoruz. Bakın 6. tura girdik. Taze lastiklerimizle farkı kolayca kapatabiliyoruz Tsunoda'ya karşı. Şimdi yine yaklaştık. Dış taraftan daha hızlı bir çizgiyle Tsunoda'yı geçmeye çalışıyoruz. Lastik lastiği bir mücadele. Muhteşem anlar. O da pes etmedi. Şimdi geride bıraktık Tsunoda'yı. Tekrarına bakıyoruz. Çok güzel anlar yaşadık. Ve kazanan biz oluyoruz. 39. turda Leclerc pit stop'a girmiş çıkmış. Yeniden tur bindirdi. Yarışı 50. turda değil 49. turda tamamlayacağız. Son 10 tura giriyoruz. Ocon yarış dışı kaldı ve bir sıra kazandık oradan. 17. sıra. Derken Sargent geçti şu anda bizi. Tekrardan 18'e indik. Bakalım Sargent'a karşı üstünlük kurabilecek miyiz? 49. turda Max Verstappen yarışı kazandı. Sargent 5 saniyede fark attı bize. Şimdi 12. sıradaki Bottas da tur bindirdi. Bugün oldukça kötüyüz. Aracımız piste hiç uygun değil. Ve 18. sırada yarışı noktalıyoruz böylece. Bu kötü günler geride kalacak. Haas zirveyi oynayacak. Sergio Perez günün sürücüsü. So as they climb out of the car, the Red Bull team are ready and waiting to celebrate a thoroughly deserved win. Well, Anthony Davidson, a resounding victory today, but what set them apart from the rest? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Red Bull duble yapmış. Carlos Sainz da 3. bitirmiş yarışı.
Önümüzdeki yarış Avustralya Grand Prix'si olacak. Lead at the top has somewhat shrunk today. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Max Verstappen seems to just effortlessly. Takım arkadaşımızda 15. sırada noktalamış yarışı, başladığı yerde bitirmiş diyecektim ama 16. sırada başlayıp 15. bitirmiş. Sergio Perez hala 2 puanla lider. Artık Avustralya Grand Prix'sinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.